Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Atilla Uğur var. Sayın Uğur, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Özge Hanım. Sizinle Fırat Kalkan Harekatı'nı konuşacağız. Gece yarısı biliyorsunuz üzücü bir haber geldi. 3 askerimiz şehit oldu, 10 asker de yaralandı. TSK da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir dedi TSK. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olaya bakarken geniş gözlükle ve soğukkanlı bakmak lazım. Fırat Kalkanı Harekatı biliyorsunuz Amerika'ya rağmen, Amerika'nın güdümündeki PYD, PKK'ya, bütün şer güçlere rağmen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş ve devam etmekte olan bence çok başarılı bir harekattır. Bizim neticede hedeflerimiz Albap'tır. Albap'a çok yaklaşıp oradan da Münbiç'e döneceğimiz bir anda, bir zamanda ve Rus uçağının düşürülmesinin de yıl dönümünde böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Şimdi olaya sakin ve istikrari anlamda baktığımızda şunu görüyoruz. Esad rejiminin, yani Suriye rejiminin böyle bir saldırıyı bilerek gerçekleştirmesi kendileri için intihardır. Bu işin içinde çok büyük bir tezgah olduğunu düşünüyorum. İki tane seçenek var önümüzde. Bir askeri anlamda değerlendirme yaparsak. Bir tanesi yanlışlıkla böyle bir şeyin yapıldığı. Çünkü bölgede o kadar fazla güç var ki, o kadar fazla milletin, devletin uçağı var ki, askeri var ki böyle bir karışıklık yaşanmış olabilir. İkincisi, Suriye'de hangi havalanından kalktığı belli değil ve belirsiz bu uçak. Sadece Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına dikkat ettiğimizde değerlendirildiği diyor. Yani net olarak elimizde bunun bir Suriye uçağı olduğu, işte Suriye pilotu olduğuna dair bence şu ana kadar yapılan açıklamalardan anladığım net bir bilgi yok. Zaten Esad'ın yani Suriye rejiminin böyle bir şey yapması da şu anda kendisiyle ilgili intihar olur. Çünkü Rusya ile Suriye'nin arasındaki ilişki, bizim Rusya ile barışıp tekrar oradaki Amerikan emperyalist planlarına karşı durmamız böyle bir yanlışlığın yapılmasını da beraberinde getirmiş olabilir. Bence o uçağın pilotunun da kim olduğu çok önemli. Uçağın şeyinin kime ait olduğu, hangi devlete, millete ait olduğu da çok önemli. Şimdi burada önemli olan şudur. Suriye rejimi, Suriye yönetimi bu işi çözecektir. Suriye rejimi iyice araştırıp bununla ilgili uluslararası kamuoyuna mutlaka bir açıklama yapmak zorundadır. Bu açıklamasında eğer kendileri bilerek yapmadılarsa, kendileri yönlendirildilerse ya da kendi uçaklarına başkaları binip de gelip vurdu ise Türkiye'den ve dünya kamuoyundan da özür dilemelidir. Bunu da yapacaktır diye düşünüyorum. Ama işin içinde direkt olarak Suriye'nin bize saldırmış olacağına ihtimal kesinlikle vermiyorum. Ama bu tür karışıklıklar, bu tür yanlışlıklar orada Amerika'nın kendi emperyalist planlarını uygulamaya koyması ya da bizim Albap ve ondan sonraki Münbiç hedeflerinden vazgeçip soğukkanlılıkla değil de birdenbire saldırgan bir politika ile başka yerlere yönelmemiz bizim gerçek hedeflere gitmemizi engeller. Böylelikle de Amerikan-İsrail koridoru yani PKK-PYD koridorunun kurulmasına biz öncülük etmiş oluruz. Benim değerlendirmem budur. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Uğur. Yayınımıza katıldığınız için ve İyi değerli yayınlar bilgilerinizi Özge Hanım. bizimle paylaştığınız için.